14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen, son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. İlk bir ay tamamen, bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma amaçlı kısmının ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşadık. İftarı da orada yaptık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizde adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bu yedili masa Karadeniz gazı için ne diyordu? Hani nerede? Öyle diyorlar mıydı? Bu Bebecan diye birisi var. O ne diyordu? Hani nerede? Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna, burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Ya bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez. Kulakları var duymaz. Kalpleri var mühürlü. Ya bunlara biz nasıl oldu da bu masalları teslim ettik? Birisini nasıl başbakan yaptık? Birisini nasıl oldu da devlet bakanı yaptık? İstifa ederken geldi bizden neler 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 söyledi. Öbürü veda konuşmasını yaparken neler 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 söyledi. Değerli kardeşlerim, aynen dediğin gibi. Ama asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız? Bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız? Öyleyse yapmamız gereken ne? Ana kademe çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Kadın kolları çok çalışacağız. Gençler çok çalışacağız. Durmak yok. Durmak yok. Şimdi yarın ne yapıyorum? Deprem bölgesinde inşa edilen ilk köy konutlarının teslimiyle oradaki kardeşlerimizle iki bayramı bir arada kutlayacağız. Ardından Gazi Osman Paşa Gaziantep'te vatandaşlarımla bir araya geleceğiz. Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de ne yapacağız? Sürdüreceğiz. Bizim gündemimizde bu ülke ve millete dair her şey var. Son günlerde birileri sürekli millet kuru soğan alamıyor, et alamıyor. Siz yol açılışı, gemi açılışı yapıyorsunuz diyor. Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir. Onlar bugün işi değil. Küresel sağlık krizlerinin, bölgemizdeki savaşların ve bunların dünya ekonomisine etkilerinin elbette bize de yansımaları olabilir. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmenin gayreti içindeyiz. Bizim yaptığımız işlerin amacı bu sıkıntıları kökten çözmektir. Ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kalıcı olarak kurtarmanın yolu işte açılışını yaptığımız bu eserlerden, hizmetlerden, yatırımlardan geçiyor. Biz İHA, SİHA derken, TCG Anadolu derken, Kızıl Elma, Milli Muharip Uşak derken sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir.
Çünkü teknoloji demek tasarımıyla, yazılımıyla, araştırma geliştirmesiyle, üretimiyle, ihracatıyla iş demektir. İstihdam demektir. Gelecek demektir. Yıllarca başkalarının teknolojilerini hayran hayran seyretmek mecburiyetinde bıraktı. Kardeşlerim, bir toplu iğne üretemiyordu bu ülke. Şimdi İHA'yı üretiyoruz. SİHA'yı üretiyoruz. Akıncı'yı üretiyoruz. Kızıl Elma'yı üretiyoruz. TCK Anadolu'yu üretiyoruz. Sadece kullanıcı olarak bile sürecin içinde yer almamız geçmişte çoğu defa sınırlandı. Tasarımından üretimine, her safhasına kendi damgamızı vurduğumuz bu ürünlerle beraber artık dünyada teknolojide ne oldu? Söz sahibi oldu. Şimdi TOGG'umuz var mı? Ve TOGG'umuza şu anda üretimde yetiştiremiyoruz. Gençlerimize bilgilerini, kabiliyetlerini, enerjilerini başka ülkelerin şirketlerinde değil, kendi vatanlarında kullanabilme imkanı sağlıyoruz. Aynı şekilde eğitimden sağlığa artık kendi devasa hastanelerimiz var mı? Çam Sakura'mız var mı? Murat Dilmeler var mı? Pakize Öz var mı? Ya bundan önce bay bay Kemal. Ah ah. Savaş Aysa olsaydı da o hani video çekimleri var ya Savaş Ay'ın. Orada bay bay Kemal saf saf duruyor. Ama o hastanelerin hali neydi? Ok Meydanı SSK hastanesinin hali neydi? Yahu eğer hastanede ölüyorsa bir vatandaşımız orada rehine olarak kalıyordu. Bir ufak broşür hazırlamış. O broşürü şöyle inceledim. Aman ya Rabbim. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyor. Rezalet. Ya sen önce bunların hesabını ver. Önce hastanelerde senin döneminde rehine olarak kalanların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok ya. Benim vatandaşım o hastanede ölüp de rehine kalanların varisleri bunun hesabını ağır sorması lazım. Buna var mıyız? Buna var mıyız? Sadece bununla kalmadık ki. Ulaşımdan enerjiye her alanda attığımız adımlarla her insanımızın hayat kalitesini yükseltiyor. Hem yatırımla, istihdamla, üretimle ülkemizi büyütüyoruz. Depreminden yangınına, selinden heyelanına pek çok afet riskiyle karşı karşıya olan ülkemizde altyapısı ve konutlarıyla hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İşte bugün Gazi Osman Paşa'da aynı zamanda bunun için varız. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ eliyle ne yaptık? İnşa ettik. Özel sektörümüzün de katkılarıyla ülkemizi bu alanda 20 yıl öncesine göre çok iyi bir seviyeye getirdik. Ama bunu yeterli görmüyoruz. İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Biraz sonra bu konudaki müjdelerimizi sizinle paylaşacağız. Önce şu hususun tekrar altını çizmek istiyorum. Günlük hayatımızda yaşadığımız sıkıntılardan kurtulabilmemizin yolunun da ülkemizi büyütmekten, üretimi ve istihdamı artırmaktan, ekmeğimizi çoğaltmaktan geçtiğini unutmamalıyız. Şayet enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında, ekonomik işleyişin tabii seyri haricinde birilerinin açgözlülüğünün hatta alçaklığının payı varsa bunun da peşine
düşeriz. Nitekim ilgili tüm kurumlarımıza bu konuda verdiğimiz çok açık talimat var. Vatandaşımızın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Evet, söz konusu bu ülkenin ve milletin bekasıysa kimse kusura bakmasın. Gözümüz başka bir şey görmez. Allah'ın izniyle Türkiye'nin önündeki tüm engelleri nasıl birer birer kaldırdıysak enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Amerika'da faiz yükselebilir. Avrupa'da yükselebilir. Ama Türkiye'de faiz düşecek. Ve göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek. Türkiye yüzyılı gibi tarihi bir vizyonu 3-5 kara borsacının hırsının kurbanı etmeyeceğiz. Nitekim milletim 21 yıldır bize güvendi, inandı, hep arkamızda durdu. Ben aslında bu yedili masanın etrafındakilerin faiz, enflasyon, bu noktadaki düşünceleri nedir bununla hiç ilgilenmiyorum. Niye? Çünkü bunların bu konularda herhangi bir tavrı yok. Yok. Yani bu Bebecan şöyle demiş, bilmem öbürü şöyle demiş, hiç bakmayın. Bunlar faizcidir. Bunlar değerli kardeşlerim, enflasyonist bir ekonominin önderleridir. Hiç bunlara güvenilmez. Çok enteresan. Bakın, beraber Davos'tayız. Kimle? Bu Bebecan'la. Ve o zaman IMF'in başındaki zat da orada. Onunla konuşuyoruz. Dedim ki, siz taksitlerinizi alıyor musunuz? Alıyoruz. Öyle dediler. 2023, değerli kardeşlerim, pardon, bizim iktidara gelişimizin ilk dönemi 2003 ve biz size bu taksitlerimizi ödeyeceğiz. Ve o zaman IMF'e olan borcumuz, değerli kardeşlerim, bunu bilmenizi özellikle istiyorum, 23,5 milyar dolardı. Merkez Bankamızın döviz rezervi de 27,5 milyar dolardı. Ve biz 2013'e kadar IMF'ye bu borç taksitlerini ödedik. 2013'te bu işi bitirdik ve ondan sonra bir daha IMF Türkiye'nin kapısına uğramadı. Ha, kimin kapısına uğradı? CHP'nin sözcüsü ve İP'in sözcüsü. Onlar ikisi otel lobilerinde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Ne dediler? Hükümetin bunlardan borç alması lazım. Biz ne dedik? Hayır, almayacağız. Ve almadık. Ben o zaman IMF'nin başındaki zaten dedim, Türkiye'yi ben idare ederim. Siz buraya müdahale edemezsiniz. Taksitlerinizi alın gidin. 2013 ödemeler bitti. Değerli kardeşlerim, o günden bugüne bizim artık IMF'le ilişkimiz kalmadı. Ve Merkez Bankası ne oldu? Merkez Bankamızda 27,5 milyar dolardan şu anda 122 milyar dolara kadar çıktı döviz rezervi. Şurada bir iki gün nedir bilemiyorum. Başbakanlığın döneminde 135 milyar dolara kadar Merkez Bankası'nın döviz rezervini de çıkardık. Bebecan, hatırlıyorsun o günleri değil mi? Sen mi yönettin o işi? O işin kararını veren, son imzayı atan kimdi? Sen misin, ben mi? Ben başbakanım. Ama bunlar
maalesef dürüst değil. Yalan da bunların üzerine yok. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ne olacak? Bay Bay Kemal'in yanında olanlar ya huyundan kapacak ya suyundan kapacak. Ve şu anda da zaten artık 14 Mayıs onların siyasi mevta olmaya hazırlandıkları dönem. Ve bizler o dik duruşumuz sebebiyle hep bu mücadeleyi kazandık. Sayısız tuzağı bozduk. Yine bu sayede birlikte ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma kazanımları sağladık. Biraz daha sabır ve 14 Mayıs'ta çok daha güçlü bir destek istiyorum. Buna var mıyız? Var mıyız? Bu ülkenin ve insanlarının demokrasiden kalkınmaya tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da yine biz. İşte şu anda Gazi Osman Paşa'daki bu muhteşem katılım bir şeyi gösteriyor. Ne diyorlar? Sözümüz söz reis. Biz bu yoldan dönmeyiz diyorlar. Söz yapmak için verilir diyorlar. Gazi Osman Paşa'lı doğru adamı sever diyorlar. Allah razı olsun. Ve Türkiye yüzyılı başlıyor mu? Yüzyılın şafağının sökmesine ne kadar kaldı? Az kaldı. Öyle mi? Yaşı yetenler kendileri hatırlar. Yetmeyenler büyüklerinden duymuşlardır. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos 1999 gününün ilk saatlerinde Marmara bölgemiz 7,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce'de ağır yıkımlar ve sayısı 17.500'ü bulan can kayıpları yaşandı. Daha sonra da çeşitli şehirlerimizde nispeten daha sınırlı depremler oldu. Ama 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığımız depremler orada olanların ifadesiyle adeta birer küçük kıyamet gibiydi. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde 311 bin binadaki 872 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Enkazlar bitiyor inşallah. Öbür taraftan da kalıcı konutların yapımı süratle devam ediyor. Bazı şehir merkezlerimizdeki binaların %80'ine tekabül eden bu büyük yıkım bize deprem gerçeğini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Marmara depreminin ardından ülkemizdeki dayanıksız yapıların yenilenmesi konusunda milletimizin güçlü bir talebi ortaya çıkmıştı. Hükümetlerimiz döneminde bu konuda gerek TOKİ konutlarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle, gerek özel sektörün teşvik edilmesiyle geçmişle mukayese edilemeyecek derecede hamdolsun önemli adımlar attık. Kardeşlerim, sadece dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. Ancak 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Öyleyse. Şimdi hazır mıyız? Şöyle bir kaldıralım ellerimizi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Dili olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.